Hasan'cığım merhabalar. Abicim selamlar. Nasılsın? Merhaba. İyiyim Hasan'cığım, hoş geldin. Sağ ol. Hoş bulduk abicim. Eyvallah. Nasıl gidiyor keyfin? Hasan nasıl gidiyor? Şu aralar iyi. Birazcık maral oldu bu durum bize. Şu aralar Evet. keyfim iyi sayılır abi. Süper. Şükür. Sen nasılsın abicim? İyi misin? İyiyim Hasan'ım, sağ ol. Aynı. Evdeyiz tabii, biliyorsun pandemi süreci biraz. Evet Beklemedeyiz evet artık. malum. Malum abicim. Aynen. Aynen. Hasan, şimdi hemen konulara gireceğim. Şeyi soracağız zaten tabii Eyvallah. ki. Çok harika bir proje. Evet. Şimdi bu proje nasıl oluştu? Nasıl bir süreç, nasıl gelişti? Nasıl karar verdiniz? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz senden? Tabii ki tabii ki abi. Projenin oluşum süreci şöyle gelişti. Pandemi grubu oldu aslında bizim grup abi. Pandemide ortaya çıkan bir sonuçtu. Enstrümantal bir şeyler yapmak istedik çocuklarla. Serkan, Yücel ve ben. Evet. Öyle de birkaç parça da zaten öncesinde background'umuz oldu. İşte Instagram'a, YouTube'a bir şeyler attık. Gelen tepkiler de çok iyiydi. Hadi çocuklar dedik. Zaten insanlar benden enstrümantal bir şey bekliyor abi bu arada. O Aynen. da olacak en yakın zamanda inşallah. İnşallah. Onun haricinde devam ederken böyle şey dedik hani ya şarkı da okusam mı acaba? Nasıl olur? Nasıl Kendin mi? gider? Kendin Evet, mi evet devrildin? abi. Ya ben aslında ben söylemedim bunu. Bizim Yücel söyledi. Ya Hasan sahnede işte Koray ara sıra mikrofon uzatıyor bana. Şarkı okuyorum. Aynen. Gülüyoruz, eğleniyoruz derken mevzu ciddiye bindi. Dedim ki ya ben hiç şarkı okumadım ki hayatımda. Yalnızken de okumamıştım şarkıyı. Hiçbir zaman bilmiyorum. Kendi sesime alışmam zor olabilir dedim. Ki zaten en zor da insanın kendi sesine alışmasıymış abi ya. Evet, Enteresan oluyor şu an. Her yerde duydukça Allah Allah diyor. Bu benim tuhaf sesim mi geliyor, falan diyor. alışamadım. Zaaf geliyor aynen. Onun haricinde de devam ettik. Dedim ki hadi bakalım çocuklar yapalım. Birkaç şarkı yaptık. Yine okuduk. Ama Pinhani Sinan Kaynakçı'yla Sinan abiyle benim yolum ezelden beridir hep kesişir. İşte ilk sahneye çıktığım gruplardan biridir Pinhani. İlk şarkı onların albümünde söyledim. Geçen sene bir şarkı söylemiştim. Yalnızlık Zor diye bir bestesi var Sinan abinin. Ya Hasan Evet. dedi işte ben sizi dedi işte sizin tayfayı romanları düşünerek dedi bir beste yaptım. Okur musun? Tabii okurum abi dedim. Bir şeyler yaptık ama güzel de oldu. Çok da güzel oldu. Tabii Harika. dünyadan uzak kadar ses getirmedi. Şey yapıyoruz. Parça dinliyoruz. Hadi şu parçayı da dinleyelim. İşte Sezen'den ne yapabiliriz? Sıla'dan ne yapabiliriz derken dünyadan uzak geldi bir anda karşımıza. Dedik ki yine mi Sinan abiyle kesişti yolum? Evet. Hemen aradım Sinan abiyi. Dedim ki abi parçayı istiyorum. O da sağ olsun çok güzel bir adamdır. Çok güzel bir abidir. Aynen. Doğru yollar çizdirmiştir bana hayatım boyunca hep. Hangi parçamı istiyorsan al senin olsun dedi yani. Hiç sıkıntı yok. Çok Biz güzel. de aranje ettik. Okudum. Dediğim gibi zor geliyor ya insana kendi sesine alışması. Dedim ki çocuklara arkadaşlar ilk önce bizim içimize sinsin bu mevzu. Sonra servis edelim. Yani bizim içimize sinmeden servis etmeyelim. Demişken ya biz günde parçayı 50 defa kendimiz dinlemeye başladık zaten. Ben başladım kendi sesime. Oğlum ne güzel okuyorum ben ya. Ya, böyle gelişti abi. En başa dönüyorum mevzunu. Bir pandemi grubu olduk aslında biz. Zaten yoğunuz hepimiz. Sen de öyleydin pandemiden önce. Bu Covid'den önce ben de öyleydim. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yoktu doğru düzgün. Doğru. Yani pandemi bizden birçok şeyi aldı. Birçok şeyi de verdi. Bazı şeyleri de verdi mesela Evet, bana. aynen. Doğru. Benim için gerçekten güzel bir durum oldu. Vesile olmuş oldu işte bir şeylere. Vesile oldu. Vesile oldu. Vesile oldu Aynen. abiciğim. Hasan, yani bu şeyi soracaktım tabii, sesini ne zaman fark ettin? Koray Avcı sahnesinde zaten sen bir şarkı okumuştun. O da çok ses getirmişti.
Evet, evet abi. Yani İlk o da oraya oldu sahnesinde. başlangıcı oldu diyebiliriz aslında. Evet, evet, evet abicim. Şimdi ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Bizim seninle aynı böyle paralelde gördüğüm bir mevzu ve yakından yaşadığım için anlatıyorum. Sana hem onun devamında o soruyu bağlamak istiyorum. Şimdi bizim Mustafa Ceceli, biz 6 sene birlikte çaldık Nükhet Duru, Cenk Eren sahnesi. 6 sene bir fiil devam ettik. Biliyorsun çok iyi piyanisttir, çok iyi aranjör, müzisyen. Evet, babam da var mıydı orada abi? Babam da bir ara geldi, Babam da vardı. çalmıştı. Evet, babam da Babam da vardı. vardı. 6 senelik süreçte babam da vardı. Şu Mahmut abi Evet. de vardı. Şimdi geldi. Evet. Şimdi biz de bu süreçte Mustafa da işte o Sezen Aksu biliyorsun bestesi işte neydi şarkının ismi? Ama Unutmadım. benim ciğerim... Ha, unutmadım. Evet, Unutmadım. unutmadım. Şimdi tam o süreçte işte bu tam böyle beraber olduğumuz dönemler. Ondan sonra şimdi o şarkıyı çıkarttı. Yine böyle bir patladı, tamam mı? Devamında da biz bir gün Ankara'ya gitmiştik yine bir işte konsere. İşte aynı masada oturuyoruz, yemek yiyoruz. İşte Mustafa'ya dedim ki, ya Mustafa sen şimdi müzisyenlik mi yapacaksın? Yani bildiğimiz işte sahne anlamında. Yoksa başka artık solist misin yani işte falan. O bana demişti ki Evet. ya ben aslında solistlik yani şu an düşünmüyorum demişti. Tabii süreç farklı işledi falan. Evet. Artık şimdi buraya evrildi mevzu. Şimdi sen Evet. mesela bu durumla ilgili nasıl kafanda bir şey var mı? Planlıyor musun? Eğer olay oraya evrilirse ne yapacaksın? Abi şöyle bir durum var. Şu an benim hayatımdaki atmak üzere olduğum en önemli adımlardan biri bu senin anlattığın konu. Bu çizgiyi çok iyi çizmem lazım ki kimse bana "A şarkıcı oldu bak" da diyememesi gerekiyor. Ama şunu da dememesi gerekiyor. Bak, bir adım attı, olmadı ya. Müzisyenliğe geri dönsün. Aslında ikisi de ortak bir tınıda ilerleyen mevzu bunların. O çizgiyi benim çok iyi çekmem gerekiyor abi. Ama şöyle bir durum var mesela. 3 gün önce Koray'la telefonda konuştuk. Dedi ki, hani kardeş, yol zaten tünelin sonundaki ışık gözüküyor. Bazı şeylerden feragat etmen lazım ki sen de bu yolda yürü. Önün açık dediğinde bana, ben de fark ettim. Evet dedim ya. Ben de bir şeylerden vazgeçmek zorundayım ki kendi yolumda ilerleyeyim, bir yerlere gelsin mevzu. Çok da güzel ilerliyor her şey. Bunu tek başıma da, yani bunu tek başıma da yapmak istemedim hiçbir zaman zaten. Yani müzisyen bir adamın enstrümanlarını bırakıp şarkıcı olması, ben hiçbir zaman kendime şarkıcı demeyeceğim hayatım boyunca mesela. İnsanlar nasıl görürse görsün, ben şarkıcı diyemem kendime hiçbir zaman. Ben enstrümanist bir adamım. Enstrümanist bir adama da tek başına sazlarını bırakıp yüzlerce şarkıcının ve iyi şarkıcının arasına enstrümanlarını bırakıp gelirsen, aralarına katılırsan, bir anda zaten onların rakibi olmuş oluyorsun. Evet Hasan. Bahsettiğim bir sürü iyi şarkıcının rakibi olmuş oluyorsun. Ama Aynen. benim düşüncem her zaman yanımda arkadaşlarımın, elimin bir altında trombonumun, bir elimin altında klarnetimin, trompetimin olduğu bir hayat istiyorum ben. Hiçbir Evet. zaman onları bırakıp "ben şarkıcıyım, hadi bakalım bir şeyler yapacağım" mevzusu olmayacak benim hayatımda abi. Anladım Hasan. Yani tabii ki müzisyenliğin ön planda olduğu, enstrümanistliğinin ön planda olduğu bir süreç istiyorsun. Aynen, daha çok. Ama tabii gelişecek olan mevzular da bambaşka. Böyle konuşuyorum ama çıktığım zaman da yarın bir gün bu Covid illeti belası bittiği zaman şimdiden telefonlarımız çalmaya başlıyor. Yurt dışından, yurt içinden tanınmış bir sürü mekanlardan. Bunlar da olacak. Ben çıktığım zaman tabii ki daha fazla şarkı da okuyacağım insanlara. Mecbur. Çünkü Kesinlikle. insanlar sevdi bir şeyleri, bu 20 gün, 23 gün içinde özlemiş. Çok çok şeyi özlemiş aslında Türk halkı, Anlıyorum. İdait abi. Anlıyorsun şu anda demek istediğimi. Anlıyorum. Bir Anlıyorum. şeyleri hissettirdik insanlara aslında. O konuda mutluyum, Aynen. çok mutluyum abi. Aynen Hasan'cığım. Şimdi şeyi de sorayım tabii. Tamam yani işte bir teknik bir soru sormak istiyorum. Trombonla klarnet ikisini aynı anda. Zaten soloyu da sen çaldın değil mi o parçada? Evet, ben Klarnet çalıyorum solosu. abi. Ben çalıyorum abi. Yani ellerine sağlık diyorum Hasan orada. Yani Teşekkür özellikle ederim abicim. Teşekkür solo. ederim abi.
Bu trombonla klarnet nasıl arasındaki farklar? Yani trombon klarnete dönebiliyor mu hemen? Sen nasıl başardın ya da nasıl oldu Abi, o aradaki şöyle oluyor. Bizde trompet ve klarnet, bir de asma davul bizde ata enstrümanlarıdır. Evet, biliyorum. Biz Evet. özellikle Bergamalılarda bu ata enstrümanlarıdır bunlar. Yani Evet. bir tek babam trompet çalamıyor herhalde. Herkes bütün klarnetçiler trompet çalar Bergama'da abi. Bir tek babam Evet. hiç merak etmemiş. Ama herkes klarnetle çalar. Her evde yeni yetişen çocuk klarnetle çalar, asma davul da çalar. Bizim de küçüklüğümüz, işte ben babamın kamışlarını bozmakla, klarnetini kurcalamakla geçti. Az çok bir şeyleri biliyorum. Tekniksel hiçbir bilgim tabii ki de yok. Klarnet üzerine bir eğitim de almadım. Trompet için de öyle. Hatta trompette şöyle bir anım var benim Hidayet abi. Sendur abi aradı beni. Daha 2 senelik, 3 senelik tromboncuyum. Böyle Hüsnü abimle, Göksun abilerle birkaç kayda gidiyorum. Evet. Adamın da aklında kalmışım. Hüsnü abime ulaşamamış. Beni arıyor. Hasan'cığım kayıt var. yarından sonra işte arı stüdyosu vardı, bilirsin abi, yıkıldı Mecidiyeköy'de. Evet. Orada bir parçamız var işte Ebru Yaşar'ın. Trompet çalacaksın. Çalıyordun değil mi sen trompet dedi. Çalıyorum dedim ben herife. Ama şey, Bayağı tecrüben yok. Tecrüben yoktu bunun tabii. abi ya hiç, zaten 14 ya 13 ya 14 yaşındayım. O arada babamla Hüsnü abi Fransa'ya bir Ege Hicaz diye bir projeleri vardı onların. Fransa'ya gittiler. trompeti bıraktı Hüsnü abim kenarıya. Ben dedi bunu senden alacağım Hasan. Dönüşte dedi. Açtım. Bambaşka enstrüman tabii ki de abi. 2 günde Tabii bir çok farklı. tekneden çalmasını öğrenebildim. Artık arı stüdyosuna gittim. Diyeceğim ki Sender abiye, abi affet. Ben çok meraklıyım kayıt çalmaya. Genciz hani. Anla beni. Evet. Ben trompetçi değilim derken adam Hasan'cım dedi tonumuz re deyince ben oh dedim. Oh dedim. Öyle girdim. Bir şekilde iş bitti. Dedim ki ben trompet de çalmalıyım. Zaten atasazı, babasazı. O şekilde oluyor. Trombon zaten okuldan verdiler. Buradan da Sezai Tarakçı. Hocam da Ömrü Mimar uzun. Sinan'da. Evet. Ömrü uzun olsun. Birçok şeyi öğreten adamdır bana. Değerli hocam. Bu şekilde abi işte yani trompet ve klarnet atasazı olduğu için biz bir şekilde alıp Çalıyor, yoklayabiliyoruz. Bir de biliyorsun ben sahnelerde son 2-3 senedir biraz klarnete ağırlık verdim. Çünkü istiyordu işte Volkan abi, Göksun abim Sezen Aksu'ya gittiği için bırakmak evet. zorunda kaldı Volkan Konak. Dedi ki sen Evet. klarnet çalacaksın otur buraya. Beni uğraştırma Evet. kimseye dedi Volkan Konak. Evet. O da ve onun da ittirmesiyle biraz daha da bir tık tekniğim de gelişti. Çalıyoruz abi işte. Güzel oldu. Aslında o kombinasyonu tamamlaman da çok güzel oldu. Kerim, yani Evet. bizim yani müzikal olarak camiadaki işte bütünlük olarak, yani şimdi şöyle bir sahneye çıkıyorsun. Bir kombinasyon var işte, trombon çalıyorsun, trompet çalıyorsun, Evet. klarnet çalıyorsun. Büyük büyük Bak donanım şey de yani o. enteresan. Bir şey de enteresan. Biraz önce burada kalp yolladı da oradan gördüm onu. Bizim Burak da Burak, enteresandır mesela. O evet, da hem şey çalar, adam Burak. tromboncu, o da trompeti şimdi çalıyor. Canavar gibi Evet. trompet çalıyor. Bir de neyi Evet, çalıyor? Burak da bak. Onunkiler Burak daha neyle da çalıyor? enteresan. Hadi beni adam Doğru. anlayacak. Aa, trombon, trompet, klarnet. Ama neyin ne alaka dediğinde adamlar Doğru. hep şaşırıyor Doğru. zaten. Doğru. Ben tabii onun teknik kısmından biraz, hani Gelmiyor işte ikisi aslında birbirine işte dudak yapısı falan farklı mı, yani işte o bak. Abi şey. bambaşka yani bambaşka enstrümanlar hepsi. Hiçbiri aynı değil. Nasıl kemanla viyola bile aynı enstrüman değilse Evet, ki değil, doğru söylüyorsun. yakındır birbirine. Bunların hiç Aslında alakası yok uzaktan yakından. çok kesinlikle değil, bambaşka bir şey oluyor Evet. kemanlar. Evet Evet abi. hocam. Arkadaşlar sorularınız var mı? Hemen Hasan'a soralım. Hasan, yeni falan bir parça tekrar böyle var mı yakınlarda, Abi devamında bir şey? ikinci tabii şu an bu parçanın önünü kesmek istemiyoruz. Çünkü çok güzel gidiyor. Bizim tahmin Aynen. ettiğimizin de üstünde gidiyor. Doğru Gelen Hasan, aynen. tepkiler olsun, eleştiriler olsun, her şey tam istediğimiz gibi. Hemen bir şey yapıp önünü kesmek istemiyoruz. Ama tabii şey de çok soruluyor. Yani onu kendi bacağınıza sıktınız. İlk parça bu kadar
oldu. Şimdi ne yapacaksınız? Siz çünkü yani ülkede hep cover risklidir abi. Özellikle Türkiye'de cover yapmak hep Çok riskli. riskli bir durumdur yani. Biz de dedik Yani ki ikinci... Buyur abi dinliyorum. Popüler bir şarkıya yaptın yakın o da süreçte değil mi? Popülerdi işte Pin. Tabii. 9 aylık bir benim şarkı zaten daha. Yani gerçekten riskli. Ama sen şimdi yani öyle güzel okumuşsun ki Hasan. Yani Eyvallah defalarca dinliyorsun yani çok güzel olmuş, harika olmuş. abicim. Çok teşekkür ederim abi. Biz de dedik ki ikinci parçamız daha tam karar vermedik ama bu arada çalışıyoruz stüdyoda, besteler yapıyoruz. Özellikle bizim Yücel'in çok güzel kaleme aldığı Evet. besteleri var. İşlerinden bir tanesini seçtik. Elif Nun, buradan da selamlar olsun Elif ablaya, sözlerini yazdı. Yücel bestesini yaptı. İkinci parçada onu kendi bestemizi çıkaracağız. Cover olmayacak. Tamam. Ama o da yine konuştuğum gibi mevzunun başında o da bizden geçti. Bizden tam notu aldı. Ondan sonra halka Güzel. sunacağız ve güzel olacak gibi geliyor bana abi. Muhakkak güzel olacaktır ya. Hasan son şeyi Vallahi. sorayım sana. Vokal koçu kullandın mı? Vokal koçu kullandım. Elif abla da yardımcı oldu. Hande de sağ olsun bizim Hande Ünsal da yardımcı oldu. Tabii çok onların isteklerini yapamadım ben. Yerine getiremedim. Ama en son şeye geldi. Hani bırakın ben birazcık daha istediğim gibi okuyayım ve çıkayım şu stüdyodan. Abi çünkü enstrüman çalmak gibi değil ki abi. Takıyorsun kulaklığı. Tabii, Allah kesinlikle. Allah. O yani bambaşka bir durum. Ama ikisinin de şeyde okumamda çok emeği oldu. İyi ki varlar. Seviyorum ikisini de. Evet, şimdi bizim Soner İzmit'ten bizim bir öğrencimiz Hasan. Hemen onun bak bir sorusu var. Onu sana ileteyim. Ondan Ne yazmış? sonra da dünyadan uzak parçasının bu kadar sevilmesinin nedeni nedir? Parça çok güzel çünkü. Müslüm Gürses havası var diyor parçada. Sen de böyle bir tınlıyor girişte biraz tınlıyor Müslüm Gürses Abi tınlamak. ya Ne tınlıyor? şöyle oldu. Ya nasıl anlatayım bunu? Evet tınlıyor. Ben de yorumları okuduktan sonra şimdi 6 bin 7 bin tane yorum var YouTube'da. Bu 6 bin 7 bin yorumun 3.500 tanesi Müslüm Gürses sandım diyor adam. Allah Evet Allah. abi. O yorumları okuduktan sonra ben de bir dikkat ediyorum. Evet, ufacık bir şey. Bir de insanlar Müslüm Gürses'i o kadar özlemiş ki asla hiçbir zaman geri doldurulamayacak bir şarkıcı Tabii. zaten. Evet. Diriltiyoruz adam. Allah rahmet eylesin. O Amin. girişte hissediliyor. Bir tık hissediliyor. Dediğim gibi parçada şey yapmadım Hidayet abi. Daha kendimi biraz daha işte bizim deyimimizle, tabirimizle bir tık daha nameli okuyayım. Bir tık daha bir şeyler yapayım. Ben de işte virtüözlük yapma çabaları göstereyim yapmadım abi. Neyse ne hissettiysem dümdüz hatta eleştiri bile alıyorum. Biraz abi name yapsaydın. Yok. Yok Oğuzhan Uğur yok. şöyle bir şey söyledi geçen programda. Müzisyenler kendilerine yaptığı işlerde biraz mevzuyu abartıyorlar dedi Doğru, haklısın. Oğuzhan Uğur. O da maalesef halka inmiyor gibi bir şey söyledi adam. Ama dedi Hasan o kadar güzel okumuş ki arkada aranjeler, yaylılar, İstanbul Strings, Gururlar, Yücel, Serkan Balkan, Eylem Pelit. Arkada o kadar güzel şeyler oluyor. Hasan sadece okumuş ve çok güzel okumuş ve bu da o yüzden halka indiledi. İlk sorunun cevabına da gelince dünyadan uzak neden bu kadar sevildi sorusunun cevabı da çünkü parça çok güzel abi. Keşke benim parçam olsaydı. Hani keşke ben yazabilsem de benim parçam olsaydı diyebileceğim bir parça. Ve Sinan abi bunu 3 sene önce kaleme almış. Ve günümüze de çok yakıştı. Herkes şu an dünyadan uzak bir yer bulmaya çalışıyor. Herkes bir yorgun adam. Madde de manevi. Herkes bir yorgun adam. Dünyadan uzak bir yer bulmaya çalışıyor. Sıkıldığı durumdan. Özellikle biz müzisyenler özledik işimizi gücümüzü özledik. Sahnelerimizi Bağlantımız herhalde özledik. gitti, zayıfladı. Geldi mi abi? Duyulmadı mı söylediklerim?
fikir almaya çalışalım. Abi koptuk. Şu an duyuyorum ben seni. Koptuk biraz önce. Aynen. Sen nerede kalmıştın? Tam bir son şeylerini de alayım Hasan'cığım. Abi sanırım şeyde kalmıştım. Demiş ya arkadaş İzmit'ten. Parça neden bu kadar sevildi? Parçanın aynen. Sevilmesinin sebebi biz değiliz abi. Zaten parça seviliyordu. Ve hem melodik yapısı hem sözleri o kadar güzel ki. Sinan abi o kadar güzel kaleme almış. Tam günümüzün parçası. Herkes bir yorgun adam. Herkes bir dünyadan doğru. Uzak. Herkes doğru. Bir dünyadan uzak bir yer bulmak istiyor. Sağlık, huzur, mutluluk özledi millet. Sözler de insanlara çok geçti. En büyük sebebi bestenin mükemmel olması bence. Tabii sen çok da mütevazı olma bence. Hasan gayet güzel düzenlemesi güzel. Teşekkür ederim ya bizim mesela. Çok teşekkür ederim. Tüylerim diken diken oldu seni izlerken. Gerçekten çok güzeldi. İnşallah bunun devamı da gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Evet gelecek abi. Tabii ki sen enstrümanistliğin verdiği zaten bilgi donanım. Onu tabii ki sesine de işte sanatına da yansıtıyorsun. İkisini de böyle harmanlayıp enstrümanist kimliğini de böyle dengeli biçimde tabii. Yaparsan. Zaten klarnet solo bunun ufacık bir örneğiydi mesela. Ben oraya bir enstrüman solosu koymasaydım olmazdı. Ama şey de dedi millet mesela. Niye trombon çalmadın oğlum da oldu. Abi çaldım 2-3 tane solo da yakışmadı trombon. Parçanın bir yerde böyle feryat figan bağırması gerekiyordu. Klarnetin de öyle bir özelliği var. Klarnet yakıştı. Ama trombon solo da olmak zorunda. Çok isabetli karar vermişsin bence. Teşekkür ederim abi. Hasan'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim. Vakit ayırdın. Başarıların devamını diliyorum. Seni çok öpüyorum. Altan abiye de çok selamlar. Aleyküm selam. Söylerim tabii ki. Sen de abi. Çok öpüyorum herkesi çok. Bay bay. Görüşürüz abicim. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün Hasan Gözetlik'ti konuğumuz. Kendisi albüm sürecini anlattı, projeyi, şarkının sürecini anlattı. merak ettiğimiz bilgileri de aldık. Bizim Cihat bir soru sormuş. Besten var demiş. Cihat, besteni gönder tabii ki. Bize gönder. İletiriz Hasan'a, dinlerler, bakarlar. Besteleriniz varsa onları tabii ki zaten iletin. Son bir bakalım. sormak istediğiniz bir şeyler varsa son alalım. Ondan sonra da size teşekkür edeceğim. Cihat gönder parçayı. Evet arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederiz. Yayını kaçıran arkadaşlar için sohbetin tamamını YouTube'da yükleme yapacağız. Mahmut abicim, öpüyorum seni. Sen de Allah'a emanet ol. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.